Ankara'dan Mustafa Daş'tan da aldık. Dediğimiz gibi hem Rusya'da bir heyet var, görüşmeler önem arz ediyor. Detayları bültenlerimizde aktarmaya devam edeceğiz. Onun dışında da bugün bir kabine toplantısı var. Tam kapanmanın ardından bir toplantı bu. Ele alınacak görüşmeler, alınan kararlar da yine gündem maddelerimiz arasında olacak. Devam edelim. Dediğimiz gibi kademeli normalleşme süreci başladı. Tam kapanma bugün itibariyle sabah 5 itibariyle sona erdi. Alınan kararlar kapsamında AVM'ler hafta içi saat 10 ila 20 saatleri arasında açık olacak. Peki tam kapanmanın sona erdi ilk gün bugün alışveriş merkezlerinde durum neydi? 24 muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek'ten detayları dinleyelim. 17 günlük tam kapanmanın ardından alışveriş merkezleri bugün itibariyle kapılarını açtı. Bizler de şu anda kameraman arkadaşım Kemal Yılmaz'la birlikte Gazi Osman Paşa'daki bir alışveriş merkezinin önündeyiz. Saat 10 itibariyle ziyaretçileri almaya başladı alışveriş merkezleri ve alışveriş merkezlerinin önünde bugün ilk gün olması dolayısıyla kuyruklar oluştu. Vatandaşlar sosyal mesafe işaretleri var yerlerde. Onlara uyarak aslında içeriye girmeleri isteniyor. Sık sık uyarılar yapılıyor. Dediğimiz gibi bugün ilk gün alışveriş merkezlerinde, bu nedenle de işte alışveriş merkezlerine girişte zaman zaman kuyruklar oluşabiliyor. Zaman zaman yoğunluk oluşabiliyor. Bizler de kameraman arkadaşım Kemal Yılmaz'la birlikte İstanbul Gazi Osman Paşa'daki bir alışveriş merkezinin hemen önündeyiz. Giriş işleminde dediğimiz gibi sosyal mesafenin korunması isteniyor. Ziyaretçiler belirli sayılarla içeriye alınıyor, tek tek alınıyor ve ardından HES kodu kontrolü gerçekleştiriyor. HES kodları kontrol ediliyor ve o şekilde içeriye giriş yapılıyor. Hemen X-ray cihazlarına doğru yöneliyoruz. Onlar da eskideki gibi değiller. Düz griler değiller. Üzerlerinde bilgilendirme yazıları var. Sosyal mesafeye dikkat edilmesi yönünde, maskelerin takılması yönünde ve AVM'lerde düzenli aralıklarla temizlik yapılıyor. Özellikle de ellerin değdiği, temas ettiği alanlar sık sık düzenli şekilde hijyen kurallarına dikkat edilmesi açısından temizleniyor. Hemen şöyle bizler AVM yönetim direktörü Oğuz İstilgölü'ye döneceğiz. Efendim, kapıda bir yoğunluk var. İlk günden ziyaretçiler gelmeye başladı. Özlediniz mi AVM'deki bu hareketliliği? Özledik. 17 gündür kapalıydık. Hem ziyaretçiler AVM'leri özledi. Bizler de ziyaretçileri özledik tabii ki. Ama tamamen kontrollü şekilde olmasını sağlamaya çalışıyoruz. İlk dışarıda gördüğünüz gibi sosyal mesafe kuralları çerçevesinde insanlar içeri kabul ediliyor. HES kodu sorgulama, ateş ölçümü vesaire. İçerideki tedbirlerle birlikte tamamen kontrollü şekilde gelmelerini bekliyoruz alışveriş merkezlerine. Peki alışveriş merkezlerine gelişin en büyük nedeni bir şeyleri alırken denemek, dokunmak. Şu an için mağazalarda deneme işlemi yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Denenen ürünleri alıp çeşitli yöntemlerle dezenfekte etme kaydıyla denemeler yapılabiliyor. Bazı markalar kendi inisiyatifinde deneme yaptırmıyorlar. Ama tabii deneyerek, görerek, hissederek almak insanımız için çok önemli. Dolayısıyla online alışverişte kısıtlama dönemlerinde artış oluyor yüzde olarak ama tekrar kısıtlamalar geri çekildiğinde offline dediğimiz alışveriş tekrar başladığında tekrar artıyor. Peki alışveriş merkezlerinin ortak yemek alanları, onlar açık olacak mı? Çünkü kafe ve restoranlarda sadece paket servis ve gel al servis var. Bu durum AVM'de de geçerli mi? Aynen, burada da geçerli. 1 Haziran'a kadar oturma olmayacak. Sadece al götür, gel al hizmeti ve paket servisi şeklinde devam edecek. 1 Haziran'dan sonra tahmin ediyorum eskiye yakın bir normalleşme olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi 17 günlük tam kapanmanın ardından alışveriş merkezleri bugün itibariyle kapılarını açtı. Böyle bir şeyleri görerek, dokunarak, deneyerek almak isteyenler de alışveriş merkezlerinin yolunu tuttu diyelim ve tekrar size stüdyoya dönelim. Kademeli normal.